İşte bacanak. Bizim mekanda böyle gördüğün gibi yani. Ama ne bileyim, hani beğenmediysen başka bir yere de gidebiliriz. Yo. Vallahi değişik bir yer. Gayet sıcak, samimi. Otururuz ya. Muhabbetimizi burada yaparız. İyi o zaman, süper. Şöyle geçelim o zaman, he? Şöyle. Olur. Geçin bakayım şöyle, hadi. Şefim! Ya sen bizim şu masayı bir güzelinden donat be. Böyle ne varsa getir güzelinden. Tabii. Hadi canım, hadi. Onur Bey, siz hiçbir şey yememişsiniz. Eğer beğenmediyseniz başka bir şey söyleyelim, değil mi Kurtuluş abi? He. Yok Samet ya, yemekler gayet güzel. Burası gayet güzel de ben çok aç değilim, o yüzden. Olur mu Onur Bey, kahvaltı da yapmadınız siz. Sametciğim, şu an canım istemiyor. Sorun yok, yerim ben. Ya bacanak, hani bilmiyorum ama yani ne bileyim, senin böyle biraz moralin bozuk gibi ya. Benim mi? He. Yok ya, ben gayet iyiyim. Yani keyifliyim, mutluyum, huzurluyum yani. Bir sorun yok. He, mutluyum diyorsun. Kurtuluş abi, sen geçen gün Nünü'yle nasıl tanıştığını anlatıyordun bana. Yarım kalmıştı. Onu anlatsana, devam etsene o hikayeyi. He, anlatayım vallahi, anlatayım da sıkmayayım sizi. Estağfurullah bacanak, olur mu? Dinleriz seni, keyifle dinleriz. İyi o zaman, bak anlatıyorum ama mendilleri hazırlayın yani, biraz hicranlı hikaye. Yani ama o kadar da değil tabii yani, mendil falan değil mi? Ben mendilimi hazırlıyorum. Duygusal bir adamım. Mevzuyu biliyor ya, ben ona biraz anlattım, oradan şey yapıyor. Aşağı yukarı 10-12 sene önce falan. Tamam be oğlum, ağlama öyle hemen şey yap. Bak beni de iş şey yapıyorsun ha. Neyse, ondan sonra ben böyle gittim, madem öyle dedim, direkt kaçırdım dünümü, biliyor musun? Eğer kaçırmasaydım var ya, kendimi intihar ederdim yani. O kadar çok seviyordum ben dünümü. Ne var be oğlum? Ulan bak. Helal olsun be bacanak. En iyisini yapmışsın bak. Ben de kaçıracağım Nergis. Kaçıracaksın tabii oğlum. Bizim gibi seven kaç tane adam kaldı oğlum? Otur şöyle hadi ya, otur ya. Bacanak var ya. Ben onsuz mutlu olamıyorum ya. Bu yüz gülmüyor ya. Buyur işte. Ben Lale'den ayrıldım ya. Benim şu an hiç keyfim yok. Canım çok sıkın yani. Bir tatsız, tutsuzum, mutsuzum. Öyle işte paylaşayım dedim ya. Harbi mi bacanak be? Ya Onur Bey, siz benim gibi belli de etmiyorsunuz. Ya biliyorsun Samet, ben çok öyle duygularını belli eden bir insan değilim. Yani hep soğukkanlıyım biliyorsun. Da işte böyle içime attıkça, sakladıkça tabii kötü oldum ya. Muhabbette güzel olunca öyle söyleyiverdim yani. Ya aşk olsun Onur Bey ya. Aramızda yabancı mı var ya? Atmayın içinizi, anlatın rahatlayın ya. Tabii ya. Ya şöyle bir bırak be bacanak. Bir bırak şöyle bir içini dök ya. Bir rahatla ya. Ya var ya, ben lalesiz yaşayamıyorum beyler. Yani ben onsuz olmak istemiyorum. Hani sen bana bekarlığa vedada söylemiştin ya bacanak. Ha. O veda edemediğim bekarlığa veda. Nilüfer benim kalbim demiştin, hatırlıyor musun? İşte Lale de benim için aynen öyle. Lale benim tam buramda. Tamam mı? Lale olmadığı zaman bu kalp atmıyor gibi oluyor. Ben nefes alamıyor gibi oluyorum. Ritmim bozuluyor, dengem bozuluyor. Bir daralıyorum ya. Yapma be bacanak. Ya Onur Bey, bu böyle olmaz ya.
Arayın Lale Hanım'ı, bu bize anlattıklarınızı ona da anlatın ya. Tabii ya bacanak, gözünü seveyim artık bir açıl ya. Bir atla şöyle, indir el frenini, olduğu gibi gel ya. Ben hiç yapmadım sanıyorsunuz değil mi? Ben hiç aramadım, sormadım. Ben karşısına geçtim defalarca. Lale dedim, ben masumum. Ama Lale bana inanmaz ki. Lale bana hiç inanmadı ki. Ben Lale'nin gözünde nasılım biliyor musunuz beyler? Bak, dinle. Ben Lale'nin gözünde hep yalancıyım. Onur Saran'ın gözünde hep yanlış şeyler yapıyor. Kasıntı, tamam mı? Duygusuz. Duygusuz. Hep böyle burnu havada, böyle. Oo, hiçbir şey önemli değil onun için. Ama neyse ya. Ya bir şey diyeyim mi bacanak? Yemin ediyorum Lale seni tanımıyor ha. Harbiden tanımıyor. Yani ama o dinlemiyor. Anlamak istemiyor yani belki. Ya şimdi ne diyeyim? O zaman yapacak tek bir şey var bacanak. Bir şekilde Lale'yi senin masum olduğuna ikna etmemiz lazım. Nasıl inandıracağız ki? Nasıl ikna edeceğiz? Ya boş ver. Boş ver ya. Neye inandıracağım ben hala ya? Ha? Bırak gitsin bacanak. Bırak. Neyse zaten gerçekten artık. Tamam ya, bir önemi yok yani. Olan oldu, biten bitti. Biz keyfimize bakalım bak. Nasıl kurmuşuz, sen davet etmişsin, getirmişsin. Boş ver ya. Ben zaten kalkayım ya yavaş yavaş. Şimdi akşam çok önemli bir toplantım var. Ona katılayım bir. Üzerime başıma bir çeki düzen vereyim, bir kendime geleyim. Siz keyfinize bakın bak. Tamam mı? Siz muhabbetinize burada devam edin. Yine yaparız zaten. Böyle yaparız. Ben çok keyif aldım onu söyleyeyim. Eyvallah bacanak, eyvallah. Samet, şimdi ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Lavaboya gideceğim. Sen de o sırada valeye söyle. Ben şimdi arabayı böyle kullanmayayım. Sen de hiç kalkma. Muhabbetinize devam edin. Tamam mı? Tamam Onur Bey, ben halledeyim ama böyle olmadı ya. Oldu oldu. Böyle oldu. Daha yapacağız biz. Çok yaparız böyle. Bacanak. Bacanak. Harbiden olmadı be. Yine yaparız. Ayaklarına sağlık be bacanak. Sen de sağ ol. Benim sizden bir ricam var. Bu aramızda kalsın tamam mı? Bu aramızdaki muhabbet. Ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum bacanak. O bizde. Tamam, bizde o. Yani Lale annesi. Tamam. Hadi afiyet olsun. Hadi bacanak, dikkat et kendine. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.